yasasıyla yasakladın mı ben çöpsüzüm seçimlere evet. girerim diyor. Dikensiz gül bahçesi. Dikensiz. Şimdi her şey hazırlanmış. Seçim yasasında değişiklik yaptı. Artık en kıdemli hakimlerden şikayetçiydi. Onları bizim çocuklar, işte bu mahkemedeki hakimler gibi bizim çocukları atarım dedi. Yaptı, yaptı. Çok memnun. Ne isterse. Fakat benim gene önümde bir takım şeyler var. Bakın, şimdi çok net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı buraya kadar neden çok rahat geldi? Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu görüyor ve biliyor. Bu siyaseti biliyor. Ya diyor, karşımda zaten herhangi bir şey söyleyen yok. Ya ciddi bir şey söyleyen yok. Ben çok rahat gidiyorum diyor. Bakın çok samimiyetle söylüyorum. Çünkü ben de koskoca Atatürk Cumhuriyeti dediğimiz cumhuriyetin buraya gelmesinden çok üzüntülü olan ve şikayetçi olan insanlardan biriyim. Ve bizim hepimiz biliyorum, sizler gibi pırıl pırıl insanlar burada da davalar açılmış, 60 gün inanılmaz bir yere içeride yatmış, davalar açılmış şey. Şimdi o yüzden çok net söylüyorum, bu yüzden buraya geldik. Bakın, yani 2015'te ben bu seçimleri tanımayacağım dedi. Abi nasıl olduysa biz de istikşafi görüşme yapıyoruz dedik. 40 günümüzü yedik. 43 gün. 43 gün. Ben birinci gün dedim ki, söyledim birinci gün. Ya amacı belli söylüyor. Yani ilk günden belliydi. İlk günden belli. Evet. Neyin istikşafi görüşmesi? İstikşafi görüşme 5 gün yapılır. Bakın net söylüyorum bakın. Haluk Koç benim Galatasaray'dan bir büyüğüm. Hocam yalnız o istikşafi görüşmeyi yapan beyefendi şu anda altılı masada. Tabii. Ama yapan evet, orada da evet, belki maalesef. O iyi niyetliydi, belki yapacağım diyordu. Ama 43 gün, 40 gün onunla uğraşındı. Ben Haluk Bey'i hatırlıyorum. Benim bir Galatasaray'dan üstü, yani büyüğümdür. Ama artık o günden sonra hakikaten görüşemiyorum yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak. Çünkü her gün izliyordum onu. Her şeyde anlaştık. Perşembe günü liderlerimiz anlaşacak diyor. Abi üstünden 4 perşembe geçti. Daha bir şey yok. Yani şimdi bunu o yaptı bu yaptı değil. Ben anlatıyorum. Yahu 2016'da Tayyip Erdoğan geldi bir anda. Hadi dedi, erkek misiniz, dokunulmazlıkları kaldıralım dedi. Bizim muhalefet korktu. Ay bana PKK'lı derler diye dokunulmazlıkları kaldırdı. Şimdi hepimiz ağlıyoruz. Nasıl? Bütün siyasetçiler diyor gece diyor bir ağladım. Eşimle beraber birbirimize sarılıp ağladık. Ya sarılmanıza gerek yok. İçeride adam. Ha şimdi sakın, herkesin fezlekesi var. Ah şimdi sakın CHP'li dostlar veya şeyler şöyle demesinler. Biz ağlıyoruz esas onlar veya neden? Bir gerçek ortada ya. 6 yıldır içeride adam. Ve bir anlaşılmasaydı. Ya 2017'de adam göstere göstere geçersiz oyları, mühürsüz oy dedi. Hiç ağzımızı açmadık. Sonra dedik ki iç savaş mı çıksın? Şimdi belli. İki, buraya bundan geldi bakın. Polonyalı rahibin hikayesine benzedi. Aynen bravo. Maalesef. İlk önce komünistleri aldılar, komünist değildim. Sonra sosyalistleri aldılar, sosyalist değildim. Sonra Yahudileri aldılar, Yahudi değildim. Şimdi beni almaya geldiler. Karşı çıkacak gibi de Niebermüller miydi? Niebermüller. Niebermüller. Evet. Şimdi, ikincisi şu. Siyaset alanını istediği gibi daraltabiliyor. Çıt yok ve maalesef, bakın ben burada iktidar dururken şimdi bazı akla evveller şöyle diyebilirler. Canım iktidara söyleyemiyorsun muhalefete. Hayır, iktidarın yaptığını söylüyorum. Ama ya inanamıyorum. Bir seçim yasası çıkarttı. Böyle gidiyoruz. Hiç kimse, herkes memnun. Ya dezenformasyon yasası çıkarttı. Ya bir gidelim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tedbir isteyelim, bir şey isteyelim. Yok. Yapıyorlar mı bilmiyorum. İnanılmaz derece dağınığız. Şimdi geleceğim demin söylediğin ne şeyi. Mesela Recep Tayyip Erdoğan yırtınsa da istediği kadar kendi adamlarına hadi Şentop sen de bir şey yaz. Hadi Abdurrahman sen de bir şeyler uydur. Hadi Yavuz sen de bir şeyler yaz desin. İki defadan fazla seçilemez. Ve istedikleri kadar söylesinler. Bakın Putin, her seferinde söyledim. Putin demokrasinin şeyi midir? En şahikası mıdır? En üst noktası? Hayır. Ne yaptı? Böyle bir şey yapacağım dedi bende.
niyetlendim Tayyip Erdoğan'dan duydum dedi. Ben de yapacağım. Ama onun elinde işte bu Yavuzlar bilmem neler filan olmadığı için şeyler meclis başkanı gibi gitti anayasaya. Bakın dedi. Cumhurbaşkanını da değiştirdim. Yeni gelen Cumhurbaşkanı'nın sıfırdan başlar süresi diye anayasaya yazdı. Bizimkiler şimdi yapamadıkları için onu efendim o manaya gelir filan diye saçmalıyorlar. Peki nerede bizimkiler böyle diyor? Yani muhalefet ben 6, 7, 8, 9 efendim mağdur etmeyeceğiz. Biz onu şeyde yeneceğiz seçimde. Sandıkta yeneriz. Ya bu gladyatör mü? Yani şey mi yapıyoruz biz? Toplanıp arenaya hadi bakalım kim kimi dövecek mi diyoruz. Bu bir hukuk savaşı. Bir demokrasi savaşı. Hukuka aykırılık olur mu? Son. İşte anayasa değişikliği getirdiler. Vallahi başıma ağrılar girdi. Baktım okudum. Şeyden okudum. Bir gazeteci, çok değerli bir gazeteci yazmış. Diyor ki, vallahi ben diyor çok üst düzey bir CHP'liye konuştum. Kan içeceğiz, kızılcık şerbeti içtik diyeceğiz. O yüzden tam bu arada biz buna hayır demeyeceğiz, kabul edeceğiz diyor. Yahu anayasa değişikliği, anayasana tamamına aykırı. Komedi diyor. Yapan çünkü neden? Özlem Zengin denilen hanımefendiyle herhalde, Şentop denilen beyefendi. O bunlar anayasayı ne kadar anlar? Ya anlasa Şentop imza oraya atar mı? İmza atar mı ya? Anayasanın 94. maddesi açıkken atar mı yani? Elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi oradan gerçekten bunu buraya geldik. Ama ben evvelsi günden itibaren biraz daha umutluyum. İnşallah muhalefet artık. Yani bize ne verdiyse biz onunla yetiniriz demenin yeterli olmadığını şunu gördü artık. Yani bu ülkede yanımda diye söylemiyor, her zaman söylüyorum. Sedef Kabaş bir laf etti diye mümkün değilken 60 gün tutuklandı. 6 yaşında çocuğa tecavüz eden adam 10 yıldır olmuyordu. 2 yıldır da dur bakalım Allah büyük filan derken Mayıs ayına atmışlardı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir şeyi iyi biliyor. Otokratik iktidarlarda hep böyledir. Dur diyen oluncaya kadar gider. Biri dur derse durur. Bakın aynı seçimleri İstanbul'da alacaktı. 2015'te yaptığını, 2016'da yaptığını, 2017'de yaptığını, daha sonra yaptığını tamamının 3 katını İstanbul'da yaptı. İstanbul'da yaptı. Yani Yüksek Seçim Kurulu ne yapalım dedi, arkadaşlar çok istiyor dedi, iptal etti. İptal etmeden her şeyleri yaptı, oyları saydırdı, Büyükçekmece'yi İçişleri evet. Bakanı abluka altına aldırdı. Direndi. Direndiği anda hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Evet. Evet. Direnmezsen açık söylüyorum gider. Doğru. Şimdi doğru. Son şunu söyleyeceğim. Ha ben Sayın İmamoğlu'ndan şunu bekliyorum. Aday olur olmaz ayrı mesele. Ne yapıldığını biliyor. Nasıl karşı koyulması gerektiğini de biliyor. Bakın çok rahatlıkla karşı koyabilirsiniz otokratik iktidarlara. Yoksa Tayyip Erdoğan gibi bütün insanlar istediği her şeyi yapabilirlerdi. Demin söyledim Putin demokrat olduğu için değil. Evet. Yahu burada bile bir şey söylerler. Benim arkadaşlarım bile bir şey söyler dedi diye anayasayı değiştirmedi. Şimdi bakın evet dediği çok doğru. Ama şöyle yaparsınız. Hani Sayın Kılıçdaroğlu şu yönde çok değerli bir genel başkan. Ha seçer seçmezler ayrı mesele onu ben bilmem. Ekrem İmamoğlu'nu eğer siz bu yasaktan şey çıkmak istiyorsanız mahkeme kararını verir vermez hemen Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Oradan da bir şey çıkacağı yok ama tedbiri isteyip kararını vermese bile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider ve o gün tedbir istersiniz. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her konuda değil ama böyle siyaseten işkence gören ya da gereksiz yere tutuklanan ya da bu şekilde seçime bir dümenle, belli dümenle sokulmayan insanlara karşı bir tedbir öncelik geliştirir mi? Tabii. Hemen verir tedbiri.
Çünkü tedbir önlü seçim. Tabii yani, önlü seçim. 10 gün sonra seçim tabii olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Söylediği çok doğru. Önceden verirse lafın gelişi gitmediniz. Şöyle yapar. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu dedim. Bir aday daha mesela Mansur Yavaş'ı da Mahsu'dan. Mansur Yavaş'ı da koysunlar. Çünkü dediği doğru. Mahsu'dan söylesinler Mansur Bey'e de. Desinler ki Mansur Yavaş. Ha ben onu koyacaklar filan manasında söylemiyorum. Ama bir şeydir. İstenirse. Evet. Mansur Yavaş'ı da koyarlar. Kılıçdaroğlu'na şey gelirse İmamoğlu'na Mansur Yavaş olur Tayyip Erdoğan'la beraber. Ha istenirse. Hayır mutlaka ben olacağım. Başka hiç kimse istemiyorum. İmamoğlu da Allah kahretsin. Zaten istemiyorduk onu diyeceklerini tahmin etmiyorum. Dediğim gibi hukukta... Taktik savaşı. Ya bu bir evet, satranç. Strateji. Satrançtır. Ve siyaset satranç işi maalesef ve maalesef altılı parti... Meral Akşener'in falan söylediklerini falan seviyoruz. Ayrı mesele hepsi. Ama diğerleri bir tavla oynuyor. Tavlada çok iyi attım. Bak düşeş attım diyor. Bu böyle düşeş atmakla olmaz. Ve dün de çok üzüldüğüm bir şey söyleyeceğim. Mesela bu kadarına inanmazdım. Siyasette örneğin çok açık söylüyorum. Herkes değil ama. Bazı. Hatta CHP'li olduğunu düşündüğüm insanları ve ayıbı yok bunun. Enver Aysever'in şeyini izledim. Ya üzüldüm. Yani AKP bu kadar fazla Ekrem İmamoğlu'na işte bu şöyle böyle sahtekar işte Mahsus'dan yapıyor diyemiyor bu kadar. Kimse diyemiyor AKP. Ben bugün bazı şeylerde iki gündür böyle işte Mahsus'dan yaptığı bu algı operasyonu bu şey olarak yaptılar dediler. Şimdi ben bunu bir muhalefette, bir muhalefetin çok önemli bir adamına karşı yakıştırmıyorum açık söyleyeyim. Ha sonra başka şeyler de söylerim ama şu anda rahat olun. Hukuken çözülmeye çalışılır. Hukuksuzluk çok barizse mutlaka ve mutlaka hukuku bir karşılığı vardır. Aksi takdirde zaten yaşayamazsınız. Hepimizi gelip de içeri şu anda atarlarsa yapacağınız bir şey yoktur. Geri kalan bir şey yapmaya çalışacak. Olmadı öbürünü yapacak. Dolayısıyla yani dikkat et. Bu ülke 6 yaşında tecavüz eden adama hiçbir şeyin yapılamadığı. Bakın biraz şikayet çıktı. Tayyip Erdoğan hemen atın onu içeri dedi. Atın onu iki tane dedi. Bir yerde durduğu anda atarlar ama... Evet. Dur şimdi bir şey söylersek yanlış olur. Hay Allah bir şey söylemeyelim şimdi dine Müslüman olmasın dersen kalır. Tamam. Şimdi sadece bir dakikalık bir aramız var. Eyvallah. Devam edeceğiz.